Yasin Aktay Yeterince paran varsa istediğin gibi cinayet işleyebilirsin. Kaşıkçı cinayeti üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Öyle görünüyor ki daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü olay mahiyeti itibariyle herkese değen, herkese ilgilendiren boyutlara sahip. Cinayetle ilgili detaylar hala tam olarak aydınlatılmış değil ve yeni ortaya çıkan her detay konuyu harlamaya devam edecek.'' Cinayetle ilgili ülkelerin tutumları haber olmaya devam edecek. Kimileri olayın şu veya bu şekilde kapatılması ve yapanın yanına kar kalacağı kaygısı taşıyor olabilir. Hemen şunu söyleyelim ki hiçbir şey yapanın yanına kar kalmayacak, kalamaz. Hatta şu aşamada bile cinayet işleyenler şu ana kadar bu tarz bir cinayet dolayısıyla ödenebilen en ağır bedeli ödediler ve ödedikleri ödeyeceklerinin daha ilk taksitidir. Bu cinayet yüzünden bütün dünyaya rezil oldular. Şimdiye kadar hiçbir cinayetin faillerinin yaşamadığı zilleti yaşamaya başladılar bile. Kimse yüzlerine bakmaya cesaret edemiyor. Yaşadıkları zillet ve rezaletin yanı sıra çok ağır bir maddi kayba, iktidar kaybına da maruz kaldılar. Mevcut koltuklarına sımsıkı sarılmış olmaları yanıltmasın. O koltuğun dünyadaki özgül ağırlığı, etkinliği ve gücü diplerde sürünüyor şimdi. Trump'ın tavrı yanıtmasın ve bu tavrın katilleri ila nihayet koruyacağı zannedilmesin. Doğrusu Trump'ın CIA raporu karşısında ne yapacağı merakla bekleniyordu ve bu tavrın kaşıkçı cinayetiyle ilgili girişmeleri belirleyeceği düşünülüyordu. Trump'ın tavrı baştan beri beklendiği gibi adaleti değil, maddi faydayı gözetti. Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor. Fakat Veliaht Prens Peki hala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı diyerek baştan itibaren raporun sonucunun ne olduğuna bakmayacağını, sadece Amerikan faydasını göreceğini böylece ifade etmiş oldu. Bu tutumun tipik bir Amerikan pragmatizmi olarak kendisinden beklenen tavır olduğu düşünülebilir ki doğrudur. Bu pragmatik tutumdan adalet beklemek mümkün değil. Ancak pragmatizm Amerika'da Trump'ın tekelinde değil haddi zatında kimsenin tekelinde değil. Bunun anlamı şu, kaşıkçı cinayetinin içerdiği dehşet ve buna fayda, pragma adına göz yumanın görünür ahlaksızlığını Trump'a karşı öne çıkarmakta da rakipleri açısından büyük bir fayda, pragma vardır ve rakiplerinin de bu faydaya sımsıkı sarılacaklarından kimsenin kuşkusu olmasın. Bu da Trump'ın cinayete göz yummasının kendisine veya ekibine çok pahalıya mal olacağını gösteriyor. Nitekim daha Trump'ın açıklamasının hemen ardından Kaşıkçı'nın yasarlığını yaptığı Washington Post gazetesi manşetten Trump'ın tutumunun yeterince paranız varsa ve bunu bize vermeye hazırsanız istediğiniz vahşette ve barbarlıkta cinayet işleyebilirsiniz anlamına geldiğini yazdı. Bunun Amerika'nın dünyadaki imajına veya temsil iddiasında bulunduğu değerlere nasıl bir zarar verdiği gün gibi açık. Bundan sonra bütün diktatörler, teröristler, tiranlar, Amerika'ya rüşvetlerini verdikleri sürece istedikleri gibi insanlık suçları işleyebilme konusunda daha bir güven ve cesaret bulacaklar. Doğrusu Amerika'nın zaten Orta Doğu'da ve bütün dünyada dış politikasının özetinin zaten bu olduğu söylenebilir. Gerçekten de Amerika'nın hangi diktatörü sırf cinayet işledi diye hatta katliam işledi diye devirmeye çalıştığını biliyoruz. Amerika'nın diktatörlerle, insanlık suçlularıyla şimdiye kadarki tek derdi onların kendisinden bağımsız çalışıyor olmaları veya kendilerine gerekli rüşveti veya haracı vermeyişi olmuştur. Ancak bu politikalar hep süslü söylemlerle de maskelenebiliyor. Amerikan efsanesi büyük ölçüde bu maskelerle yürüyor. Kaşıkçı olayı ve ona karşı Trump'ın ortaya koyduğu tutum maskeleri indiriyor ve bu politikanın alenen arkasında duranları bir siyasi bedel ödemeye mecbur bırakıyor olacak ila nihaye adalet tecelli eder diyemiyoruz elbet. Ama ciddi bir depreme ve siyasal sarsıntıya yol açacağı muhakkak. Öyle ki cinayet ne yapanın yanına kar kalmış olacak ne de onu göz ardı eden veya faillerini koruyup kollayanların. Hala bu işi Amerika'nın veya Trump'ın Muhammed Bin Selman'ı bazı siyasetlere destek vermeye zorlamak için planlayıp uygulamış olduğunu söyleyenler oluyor.'' Oysa şu manzaradan en net görünen gerçeklerden biri, Kaşıkçı cinayetinin bu şekilde gelişmiş olması Bin Salman'dan daha ziyade Trump'ı ve İsrail'i üzüyor. Onlara zarar veriyor. Sadece şu basit soruyu soralım. Açıklama olarak yeter aslında. Amerika ve İsrail ne istediler de Bin Salman vermedi. İsrail siyonist basını ve siyasal çevreleri Kaşıkçı olayından beri karalar bağlamış durumda. Yanlış anlaşılmasın, matem Kaşıkçı için değil, Bin Selman için. Bin Selman gibi yüzyılda bir gelebilecek sağlam bir müttefikin başına gelenler, onları da Trump'ı da fevkalade üzüyor. Muhtemelen hiç itiraz etmeyecekleri basit bir cinayeti bile yüzünü gözüne bulaştırmış olduğunu düşünerek, beceriksiz de kızıyorlardır. Ama onların böyle bir müttefiki zora düşürecek bir işin arkasında olduklarını düşünmek için, hakikaten aklın sınırlarını aşırı zorlamak gerekiyor. Hülasa, cinayetler para karşılığı göz ardı edilebilir ama kaşıkçı cinayetinde olayı örtbas edenin, göz ardı edenin ve bunun rüşvetini alanların da cinayetten sorumlu tutulacakları bir süreç istiyor. Bu süreç nereye kadar gider bilemeyiz. Olay hız kesmedi, izleyip göreceğiz.''